Merhaba Hardware Plus takipçileri, ben Berkin Bozdan. Uzun süredir sabırsızlıkla beklediğinizi düşündüğüm Samsung Galaxy S8 Plus incelemesinde karşınızdayım. İleride bir gün geriye dönüp baktığımız zaman Samsung Galaxy S8 serisinin telefonun işlevselden ziyade görüntüsel olarak da farklı bir noktaya gitmesiyle ilgili iyi bir başlangıç olduğunu diyor olacağız diye düşünüyorum. Bunun yanında tabii ki işlevsellik açısından da kasa ekran oranının ekran lehine büyümesini düşündüğümüz zaman da farklı fonksiyonların yine benzer aynı ekrana baktığımız şekilde bize sunulduğunu ama kullanımda farklılıkların ve derin farklılıkların olduğunu gözlemliyoruz. Şimdi gelin Samsung Galaxy S8'in bizdeki Plus modelinin incelemesine başlayalım. Bu telefon neler getiriyor, bize performans olarak ne sunuyor ve bir sürpriz olarak önceki nesle göre nasıl farklar, nasıl bir performans farkı sunuyor, bunlara ayrıntılı şekilde bakalım. Samsung Galaxy S8 Plus devasa bir telefon. 6,2 inçlik bir ekran sahip. Ama bu ekran 18.5:9 orana sahip olduğu için arkadaşlar çok enli. Yani telefonu bu şekilde tutabiliyor olmama rağmen ki Samsung Galaxy S7'de şu hareketi yapmam mümkün değil. Burada böyle parmaklarım birleşebiliyor ama enli dar. Kendisi biraz uzun bir ekran olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu ekrandaki hani görünüm, bakış, deneyim, video izleme vesaire gibi şeyler şu an için 16:9 video formatına göre çok uygun olmasa da günün sonunda farklı bir deneyimi bu ekran formatının içine gizlemiş durumda. 6,2 inçlik ekranın boyutu, tam boyutu ise 1440x2960 piksel. 1440x2960 piksel, hani 37'ye 18 diyebileceğimiz bir oran arkadaşlar. Hani tam sayılarla ifade edeceksek 18.5:9 da diyebiliriz buna. Ya da 2'ye 1'den bir tık daha enli. Yani boyu biraz daha uzun arkadaşlar. Eni biraz daha dar. 2'ye 1 oranına yakın. 37'ye 18 bir oranı var bu ekranın. Dolayısıyla farklı bir bakış açısı bize kazandırmış durumda. Ekrandan girmişken aslında kenarların yuvarlatılmış olduğunu da söylemek lazım. Hani kasa nasıl gidiyor? Kenarlar yuvarlak ve yuvarlaklık aslında en son ne zaman bu kadar yuvarlaktı? Samsung Galaxy S3'te bence bu kadar yuvarlaktı. Tabii yan yana bir koymak lazım. Evdeki cihazı bir ara getireyim, yan yana koyarım. Aynı kavisi ekranın köşelerinde de görebiliyoruz arkadaşlar. Bu kavisler sayesinde Samsung size farklı bir arayüz sunuyor. Çünkü hakikaten burada hani kare ekran, kenarlar karartılmış falan değil, bildiğiniz yuvarlak kenarlar kesilmiş ve farklı bir ekrana sahip. Tabii ki buradan doğrudan ekran onarım maliyetlerinin çok yüksek olacağını düşünebilirsiniz. Doğru tahmin ettiniz. Bütün Edge ekranlarda yüksekti. Artık Edge diye bir model isimlendirmesi arkadaşlar Samsung'da bulunmuyor. S8 ve S8 Plus ikisi de Edge. Ha, bunlar nasıl Edge'ler? S7 Edge'deki gibi Edge değil arkadaşlar. Buradaki Edge aslında maalesef bugün aramızda olmayan Note 7'ye benzeyen bir Edge. Dolayısıyla daha dengeli, daha ele gelen bir tasarım, daha tutmaya müsait bir tasarımın üzerine yerleştirilmiş Edge ekran ya da Infinity Display yeni ismiyle mevcut. Dolayısıyla burada bir farklılaşma aslında kullanıcıların ne beklediği, neler kullanacağı ve yeni nesil cihazların tam olarak neler yapabileceği ile ilgili ufak ipuçları veriyor. Neler yapabileceği ile ilgili, yani aslında çok fazla bir şey değişmemiş durumda. Onu hemen aradan çıkartayım ama nasıl görüneceği ile ilgili bir fikir veriyor. Neredeyse çerçeve yok. Ve arkadaşlar ama halbuki burada deli gibi bir çerçeve var. Yan tarafta sağlam bir alüminyum kasa var. Ve ekran daha geniş. 16:9'dan daha da geniş. Bu şeyleri artık bize gösterdi ve bu nesli takip eden birkaç üretici şu an için var. Diğerleri hala klasik telefon tasarımlarıyla devam ediyor ama S8 ve LG'nin G6'sı gibi cihazlar işte daha küçük çerçeve, daha geniş ekran, yani 2'ye 1'e yakın ekranları daha fazla hayatımıza sokacak diye düşünüyorum yakın zamanda. Samsung Galaxy S8'in en büyük farkı arkadaşlar bütün diğer cihazlardan 10 nanometrelik işlem sürecinden çıkmış iki farklı yonga kullanıyor olması. Bunlar aslında System on Chip dediğimiz, SoC dediğimiz şeyler. Yani içinde bunun Wi-Fi'yi de var, osu da var, busu da var, bellek kontrolüsü, işlemcisi, grafik işlemcisi, hepsi bir tane yonga içinde. 10 nanometre teknolojisi sahip. Arkadaşlar şu an Intel'in ürettiği cihazlar, Nvidia'nın ürettiği cihazlar, AMD'nin ürettiği grafik işlemciler, masaüstü işlemciler vesaire hiçbir 10 nanometre teknolojisini kullanmıyor. Bunu üretebilen Samsung zaten. İki tane işlemci var arkadaşlar. Bunun içindeki Exynos Octa 8895 ve Qualcomm'un Snapdragon 835'i. Zaten bu telefon Amerika'da ve bazı başka ülkelerde Qualcomm Snapdragon 835 ile geliyor. Diğer her yerde, ülkemize dahil olmak üzere tabii ki,
Exynos Octa 8895 ile geliyor. İkisi birbirine denk işlemciler. Bütün içindeki donanımlar farklı olsa bile birbirine gayet denk. 10 nanometrelik FinFET teknolojisi günümüzde mobil cihazın çevresini değiştirmeye aday önemli teknoloji. Bence üretim seviyesi en azından en silikon seviyesinde bu teknoloji var arkadaşlar. 8895 Octa'nın içinde 8 çekirdek var. Bunların 4 tanesi 2,23 GHz'de çalışan M2, yani eski Mongoose çekirdeğinin yenilenmiş 2. nesil Samsung'un kendisine has çekirdekleri var. 4 tane de ufak işlemci olarak 1,7 GHz'de çalışan ARM Cortex-A53 var. ARM Cortex-A53 çekirdekleri normalde 8 tanesini 2 GHz'de çıkardığınız zaman orta seviye bir telefon elde etmekte böyle size yardımcı olan bir aslında işlemci. Bunun yanında tabii ki burada yardımcı işlemci rol eder. Çünkü bütün işleri aslında M2 çekirdekleri yapıyor. Güç gerektiren işleri. Bunlar da hani nasıl diyeyim size, ARM'ın kendi ürettiği A72-73 gibi çekirdeklerin biraz daha üstü ve farklılaştırılmış hali. Çünkü içinin yapısı her ne kadar ARM'ın belirlediği komut setini kullanıyor olsa da, yani ARM temelinde kalıyor olsa da, Samsung tarafından tasarlanmış yongalar. Dolayısıyla farklı bir şekilde kendisini daha yönetebilecek şekilde ayarlandığını düşünüyorum. O kadar alt seviyeyle ilgili çok fazla bilgi açıklamıyorlar. Çeşitli iddialar var sadece. Yani bunları da hani silikonun içine bakamadığımız için büyük oranda doğrulayamıyoruz veya yalanlayamıyoruz. Cihazın içinde grafik işlemcisi olarak ARM Mali G71 var. Bu G71'in sonunda bir de MP20 eki var. MP12'yi gördük, 8'i gördük, MP2'leri, 3'leri, 4'leri falan görüyoruz. Bu arkadaşlar hesaplama ünitesi sayısı. Dolayısıyla 20 çekirdekli bir grafik işlemcimiz mevcut. Dolayısıyla grafik performansı inanılmaz. Yani çok güçlü bir işlemciden bahsediyoruz. Grafik işlemcileri konusunda zaten birazdan kıyaslamalı testimizde de, ufak testimizde de bundan bahsediyor olacağız. Şimdi burada aslında elimizde 28 tane çekirdek var. Bu hesap çok doğru değil arkadaşlar. Böyle hani düz matematik, işte 20 tane grafik çekirdeği var, işte 8 tane normal işlem çekirdeği var, 28 çekirdek falan normal şartlarda toplanmaz. Ama burada heterojen sistem mimarisi HSI desteği için Samsung'un Samsung Coherent Interconnect isimli Samsung bağdaşık arayüzü sayesinde ne yapılıyor? Bu işlemciler hem grafik tarafı hem de işlemcinin, yani bildiğiniz CPU tarafı birbirine bu SCI arayüzüyle bağlanıyor. Bu nasıl bir şey? Şu an bunu kullanan herhangi bir şey var mı? Emin değilim. Bence yok. Ama normal işlemcinin yapacağı işleri GPGPU teknolojileri kullanarak buradaki grafik işlemcileri yaptırırsanız bu ön bellek doğruluğunu kontrol eden özel bir arayüz. Bunu yıllarca işte AMD APU'larında kullandı vesaire. Dolayısıyla heterojen sistem mimarisinde hepsi bir araya gelebiliyor. Birbirinin işlerini devralabiliyorlar. Bakalım ileride mobil tarafta bunu nasıl göreceğiz? En azından Vulkan API desteğiyle beraber bu ilerlemeye bir adım attık. Çünkü Vulkan bu işlere biraz daha yatkın bir şey. AMD'nin yıllarda çalıştığı mentor olarak, ondan sonra Kronos Group'a devrettiği bir şey. Dolayısıyla Samsung'un da bu yoldan gidiyor olması ve diğer üreticilere de birazcık şey olacaktır. Fez verecektir ve hani GPU daha az elektrik yakan bir şey işlemci çekirdeğine göre, dolayısıyla onunla iş paylaşabilsek ne güzel olur. Veya işte bunu taktık masa üstünde kullanıyoruz DeX'le falan filan, bir sürü iş yaptı, şarj sorunu yok falan filan, çok daha sistemi hızlandıracak ve başka işleri yaparken size performans sağlayacak bir adım, ama daha ufak bir adım. Bakalım gelecekte bu bize neyi gösterecek. Exynos 8895 Octa'nın arkadaşlar LTE desteği inanılmaz. 2G, 3G, 4G desteği var tabii ki bu cihazların. Ama teorik tabii şu an bahsettiğim şey, çünkü ülkemizde bu hızlar şu an için çok da mümkün görünmüyor. Ama 1 gigabit teorik download hızı var. 5 farklı carrier aggregation kanalını kullanırsanız, yani 5 farklı taşıyıcı birleştirme işini yaparsanız, yani cihaz yapabiliyor da işte şebekenin müsait olması lazım. Teorik 1 gigabit download ve 2 taşıyıcı birleştirmeli de upload'a da 150 megabite ulaşabiliyorsunuz. Bunlar teorik hızlar. 150 megabit upload'u görebileceğinizi az çok düşünüyorum. Ama download'da ne görürüz, nasıl test ederiz? Bunu gidip bir yerlerde baz istasyonun dibine böyle 4G duasına çıkıp böyle denemek lazım. Bununla ilgili bir deneme yapabilirsek, bununla ilgili ekstra bilgiler tabii ki vereceğiz arkadaşlar. Cihazın diğer performans verilerine baktığımız zaman cihazın içinde 4 GB RAM var. Bunlar LPDDR4X dediğimiz mobil tarafta şu an için bulunabilecek en hızlı RAM'ler. Aynı zamanda 64 GB'lık devasa bir depolama alanıyla geliyor ve bu standart. Bu cihazın 6 GB RAM'li ve 128 GB depolama alanlı bazı modelleri de işte
Kore'de ve Tayvan'da vesaire Uzak Doğu'da satılıyor diye bir bilgi aldık tabii. Ülkemizde ise şu an için sadece renk farklılığına sahip olan bu 4 GB, 64 GB'lık modeller olacak. Elbette cihazın üzerinde 256 GB'a kadar bizim takıp denediğimiz bir microSD kart yuvası var. Fakat bunu tabii ki içi hafızayla birleştiremiyorsunuz. Birçok üretici cihazın performansının düşmemesi için bu önlemi almış durumda. Ama alt modellerde, baz modellerde, Motorola'nın Moto modellerinde, oradaki Android'e çok dokunulmadığı için bu özellik açık. Ama zaten 64 GB üzerine çok fazla bir şeye ihtiyaç duymayacaksınız. Bir microSD kartla da işte video falan izlemek istiyorsanız oraya atabilirsiniz. Dizileriniz yanınızda gezdirebilirsiniz. Dilerseniz ama 64 GB tek başına oldukça yeterli. Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus'ta değişmeyen bir şey var. En azından donanımsal olarak cihazın üzerine 12 megapiksellik f/1.7 diyafram açıklığına sahip bir kamera var. Bu kamera 26 mm görüntü açıklığına sahip. 26 mm fena değil. 24 mm'lik şeyleri de görüyoruz ama orada f değerinin biraz daha yükseldiğini görüyoruz. Mesela f2 cihazlara göre bu cihaz %38 daha fazla ışık alabiliyor. Düşük diyaframdan dolayı, yani geniş diyaframdan dolayı. Dolayısıyla yani 24 mm'ye çekmek yerine burada f1.7'de kalması birçok açıdan, pozlama hızı açısından çok daha iyi demek. Bu %38 daha hızlı fotoğraf çekeceksiniz demek. Mesela enstantane, işte nasıl diyeyim size, 70'te falan kalacakken, yani düşük enstantaneden örnek vereyim arkadaşlar. Mesela işte 1/8'de çekeceğiniz yere 1/10'da 12'de çekiyorsunuz. Dolayısıyla elinizin titreme ihtimali daha da azalıyor gittikçe. Tabii ki optik görüntü sabitleme falan gibi sistemler bu cihazlarda var ama yine de daha kaliteli ışığı yakalamak, ışığı daha iyi yakalamak her zaman bence çok fotoğraf çeken birisi olarak söylüyorum daha önemli. Cihazın içinde arkadaşlar 1/2.5 inçlik bir sensör var. Bu sensörün yaklaşık boyutu 5,8 mm 4,3 mm. Yani aslında bir telefon için oldukça büyük bir şeyden bahsediyorum arkadaşlar. Yarım santime yakın sensör var içeride, yani hani bildiğiniz yani şu tırnağımdan tabii küçük, nasıl diyeyim size, şu serçe parmağımın tırnağı kadar bir neredeyse sensör var. Bu sensör tabii ki bu cihaz için gayet büyük. Dolayısıyla iyi fotoğraflar çekiyor musunuz? Hızlı fotoğraflar çekiyor musunuz? Evet, Samsung'un bugüne kadarki biraz bence fazla işlese ve abartılı renk paletlerine resimleri bürüse de RAW çekim bence öyle de bir deneyim. Ayrı konu ama kameradaki başarı zaten yatsınamaz. Mekanik olarak değişmemiş olsa bile yazılımsal olarak bence bir adım daha ileri gitmiş durumda. Bu cihazın kamerasına laf yok. Tabii ki Ultra HD video çekebiliyorsunuz 30 FPS'de. O konuda çok bir ilerleme yok. Bir sonraki adımı atacak olan firma görünüşe göre şu anki en azından duyurulan şeylerle Xperia XZ Premium'la Sony olacak. Bakalım. Göreceğiz. Çünkü orada çok daha yüksek kare hızlarında 720p videolar çekmek mümkün olacak. Cihazın ön tarafında 8 megapiksellik bir kamera var. Bu kamera yine geniş diyafram açıklığına sahip. 1,7 diyaframı var. F/1.7 ve dolayısıyla hani ISO'yu çok köklemeden, sizi çok fazla bozmadan iyi fotoğraflar çekebiliyor. Ama çok geniş açı arkadaşlar. Çok geniş açı olduğu için hani şu mesafeden daha yakın bir yerden bir şey çekmeye çalıştığınız zaman hakikaten balık gözü efektini çok hissediyorsunuz. Yani bu Samsung'un böyle sahip olduğu bir sorun değil. Sadece bir tercih diyelim. Dolayısıyla biraz uzaktan çekmek isteyebilirsiniz ama yanlara doğru deformasyonu çok fazla şekilde göreceksiniz. Bu kötü bir nokta değil. Ama ben genel olarak resim ve video kalitesinden memnunum. S7 üzerine çok fazla bir şey koymamışlar. Ama olanı biraz daha iyileştirmişler arkadaşlar. Şu an için gördüğüm şeyler bu. Belki bir update ile farklı şeyler de eklenebilir. Daha fazla öteye götürülebilir. Samsung Galaxy S8 şu an için Bluetooth 5.0'lı ilk akıllı telefon. Yalnız şöyle bir sorun var. Etrafta Bluetooth 5.0'ın getiriş eden faydalanarak diğer bir cihaz yok. Onlar gelmeden bununla ilgili yorum yapmak mümkün değil. Ama şunu biliyoruz arkadaşlar. aptX gibi sıkıştırılmış ama düzgün sıkıştırılmış kablosuz Bluetooth üzerinden ses aktarma protokolleri destekleniyor. Aynı anda bilmem kaç tane cihaza aktif olarak veri alıp verme anlamında bağlanabiliyorsunuz. Bunları tabii ki Bluetooth 5 cihazlarla beraber daha iyi şekilde deneyimleyeceğiz. Daha iyi göreceğiz. Bunun için bu cihaza elimizi ulaştırmadan ayrıca bir şey yapmak istiyoruz. Çünkü şu an için birazcık havada kalacak. Cihazın üzerine tabii ki 802.11ac desteği var. Çift band desteğimiz var. Bu olmazsa olmazı. Cihazın USB-C arayüzü var. Bu USB-C arayüzü USB 3.1 destekliyor. Dosya transferleri teorik olarak biraz daha hızlı. Ama maalesef MTP kullanıldığı için MTP protokolü Windows işletim sisteminde mesela birazcık sorunlu. Mac'te doğrudan desteklenmiyor gibi gibi sorunlarımız var arkadaşlar. Ama yine de hani sadece şey olmaması güzel. Hani 3 yaptık, bıraktık.
Ama USB 2'yi yaptık bıraktık, sadece giriş 3'e benziyor ama aslında halbuki C arada için bağlantı yok. Bir de fiziksel arayüz, bir tanesi veri iletim hızı. Ama bunu ne yapıyor arkadaşlar? Samsung'un DeX diye bir ürünü var. Şu an 400 küsür liradan Türkiye'de de satışa çıkmış durumda. Bununla ilgili güzel bir deneme videosu hazırlamak istiyoruz. Cihazı istedik biz bu videoyu çekerken. DeX ile beraber koyuyorsunuz. Cihaz hem şarj oluyor. Arkadan Ethernet'inizi isterseniz bağlıyorsunuz. USB çıkışlarınız var. Ve HDMI'den video çıkışınız var. Ne yapıyorsunuz? Takıyorsunuz. Hop, bilgisayar karşısında farklı bir arayüzde cihazınızı kullanabiliyorsunuz. Ben şöyle bir şey yaptım. Elimde bir tane USB-C şarj girişli ve üzerine USB ve HDMI çıkışı olan USB-C adaptörü taktım buraya. Destekledi. Ama ekran çözünürlüğü çok garip olduğu için ve o işte yeniden boyutlandırma işlerine, ekrana yayma işlerine ve DeX arayüzünü sadece lisanslı DeX cihazıyla sundukları için ekrana uyarı çıktı. Dedi ki abicim şimdi şey yap, sen DeX alırsan daha iyi yaparsın. Şimdi sadece görüntüyü verdim, klavye farenin de bir USB'den bağladın eyvallah ama yani ben sana çok fazla deneyim yaşatmayacağım. O parayı vereceksin, o 100 küsür dolar neyse işte. Öyle kullanırsın. Anlaşalım dedi. Ve yani çok verim alamadım tabii. Ama çalıştı mı? Çalıştı. Ekranda değil, biz HDMI'den görüntü aldım. USB'den işte Logitech Unifying'li klavye fare kombomu bağladım. Her şey yürüdü. Samsung'un birkaç nesildir kullandığı hızlı şarj adaptörü aynı şekilde bu cihazda da veriliyor. Dolayısıyla çok hızlı şekilde şarj olabiliyor. Şarjla ilgili çok fazla yorum yapmayacağım. Çünkü Ersin abinin hazırladığı bir pil testi videosu zaten bu incelemeden hemen sonra veya hemen önce kanalımıza yayında olacak. Oraya çok girmiyorum. Ama aynı şarj pedleriyle, aynı kablosuz hızlı şarj pedleriyle ve aynı adaptörlerle Samsung Quick Charge'dır, odur budur, bunları çok fazla kafayı takmadan kendi şarj sistemini oturttu. Ve neredeyse her cihazında aynı şarj cihazıyla, aynı değerlerle hızlı şarjı size veriyor. Üst modellerden bahsediyorum tabii ki. Dolayısıyla burada Samsung'un kendi standartı var. Quick Charge 3 mü? Değil abi. Samsung'un kendi Quick Charge'ı, hızlı şarjı ve çok da güzel şarj ediyor. Cihazda 3500 mAh'lik bir pil var. Bu kadar büyük gövdeli 3500 mAh biraz az değil mi? 4000'e gidenler var falan diyeceksiniz ama Note 7'lerin ıskartaya çıkma sebebi neydi arkadaşlar? Arka tarafta pile yeterli nefes alma alanı bırakılmamasıydı. Tabii ki Samsung bu defa bu hata yapmamış. Biraz daha ihtiyatlı davranmış. Bence içine açıp bakmak lazım tabii. Ama diğer taraftan baktığınız zaman da 3500 mAh bu cihazı gayet iyi şekilde götürüyor. Bir günü birazcık geçiyorsunuz. Çok normal. Samsung'un birazcık 10 nanometre FinFET teknolojisi üretilmiş olan işlemci tarafında en büyük vurgusu yüzde bilmem kaça kadar daha fazla pil ömrüydü veya daha fazla performans. İkisi bir arada olmaz. Hem aynı performans artışın üzerine artı o kadar pil tasarrufunu ekleyemezsiniz. Ama görünen o ki 3500 mAh şu an için bir gün için yeterli. Ekran çok büyük, evet anlıyorum. Zaten arkadaşlar bu cihazın pilini yiyen şey Always On Screen'in yeni versiyonu. Ekranda çok daha güzel böyle Infinity Edge ekranının şeyleri var falan filan. Efektleri var vesaire. Dolayısıyla böyle baktığınız zaman birazcık çok güzel görünüyor. Yani birazcık diyemeyeceğim. Hakikaten cihaz çok güzel görünüyor. Bu güzel görüntünün bedeli olarak da pil ömrünüz birazcık kısalıyor. Genellikle incelemelerde var diye atlanır ama bu cihaz şu an için kullanılan 4 tane güncel konum servisini destekliyor diyebiliriz, uydu servisini. Bunlar tabii ki Amerikan GPS, Avrupa'nın Galileo'su, Çin'in Beidou'su ve Rusların GLONASS sistemleri. Bunların hepsinden aslında sinyal alabiliyor bu cihaz. Tabii ki önemli olan Assisted GPS sistemi üzerinden sizin şebekeyle birleştirip neler yapabildiği, o konuda da zaten bir sıkıntısını görmedik. Teknik özelliklerle ilgili bu kadar attım tuttum. Şimdi esas tasarıma gelelim arkadaşlar. Tasarımla ilgili ekrandan bahsettim. Ekran çok yüksek çözünürlüklü ve kenarları yuvarlatılmış. Hakikaten yuvarlak piksellerin böyle yana doğru gittiğini görebiliyorsunuz. Süper AMOLED bir ekran var. Çok yüksek çözünürlüklü arkadaşlar. Farklı düşük çözünürlüklerde bu ekranı kullanabiliyorsunuz tabii ki. Samsung'un daha önce yaptığı gibi. Kullanmak ister misiniz bilmiyorum, bir şey değişmiyor, her türlü güzel görünüyor bu ekran. Minimum çözünürlük seviyesine getirmediğiniz sürece her türlü çok güzel görünüyor ve size çok fazla alan sağlıyor. Fakat Samsung arayüzüne bir şeyler değiştirmiş. Öncelikle ön tarafta tuş yok. Tuşlar ekranda arkadaşlar. Tuşlar ekranda ama şöyle bir şey yapmışlar. Arkaya bir titreşim motoru eklemişler. Dolayısıyla ana ekranda, mesela ekran kapalıyken ana ekran tuşunun olacağı yere bastığınız zaman size tuşa basıyor hissi veriyor ve oraya basmanız lazım ki işte atıyorum ekran şöyle kapalıyken o tuşa basınca kendisi uyandırıyor veya işte bu tuşa basınca benim gözümü okuyor vesaire. Ya da göz okuma konusunda hiçbir sıkıntısı olmadığını biliyorsunuz.
Dolayısıyla ekran üzerinde sağ ve sola geri tuşları ve işte son uygulamalar kısmı yerleştirilmiş durumda. Uygulamalar tuşu yok ana ekranda. Yapmanız gereken masa üstünden yukarıya doğru itmek. Bütün uygulamalar bu şekilde geliyor. Sonra tekrar yukarı atıyorsunuz. Arayüz geliyor. Burada aşağı çekince de oluyor yani. Hani bununla ilgili bir sorun yok. Sola çekince tabii ki önemli bir şey var. Bixby. Bixby şu an için Türkçe kullanılmadığı için bir gün Türkçesi gelirse buradan size daha ayrıntılı şekilde anlatırız. Ama Bixby temel olarak birçok uygulamadan ve kullandığınız şeyden gelen bildirimleri bir araya topluyor. Ondan sonra kendisine sesli komutlar verebiliyorsunuz. Tabii ki bu sesli komutların derinliği ve uygulamalar olan etkileşimi birazcık da uygulama geliştiricilere bağlı. Bakınız şu an için iOS'taki Siri'nin durumu. Ve bununla ilgili olarak mesela harita bilgileri birleştiriyor. Eve şu kadar vakitte giderim, o olur, bu olur. Yani Google Assistant'dan daha ziyade Siri'ye şu an için İngilizce dilinde en azından ve Korece dilinde daha yakın bir deneyim sunuyor. Hatta Bixby için Samsung özel bir tuş bile yerleştirmiş. Buna o kadar güveniyor ve inanıyor. Düşünsenize daha yeni ortaya çıkardığınız bir teknoloji için bağımsız bir tuş atıyorsunuz. Power tuşu cihazın bize göre sağ tarafında, sol tarafta ise güç düğmelerinin altında Bixby tuşu var. Bixby'ye bastığınız zaman Bixby sizi dinliyor. Hello Bixby diyorsunuz ve açılıyor. Tabii ki biz bunu dediğim gibi merhaba Bixby diyene kadar da çok fazla dillendirmeyeceğiz. Tabii ki Bixby Vision diye bir şey daha var. Bundan bahsetmek lazım. Önümüzdeki günlerde bizi güzel günler bekliyor olabilir. Çünkü bunu Google'ın Goggles haricinde yapanı pek fazla olmadı. Farklı şeyler için yapan şeyler oldu tabii ki. Kısıtlı yerler için. Samsung da daha önce kamera uygulamasına bu tür şeyleri ekledi. Mesela metin gösteriyordunuz, onu çeviriyordu falan filan. Fotoğraf çekiyordunuz. İşte S Pen, Note 7'de bunu yapıyordu. Seçiyordunuz orayı, hop çeviriyordu falan filan. Şimdi Google Translate resimler üzerinden bir çeviri yapabiliyor. Menüye bakıyorsunuz, çat diye mesela. Hem İngilizcesini hem Türkçesini falan görüyorsunuz mesela. Bunun yanında Bixby Vision da akıllı olarak görselleri tanıyarak onlarla ilgili ekstra bilgi verebiliyor. Tabii ki bu ne zaman olacak, ne kadar iyi çalışacak ülkemizde? Bunu yakın zamanda göreceğiz. Dediğim gibi hem etkileşim kurabiliyorsunuz, hem sizin bütün bildirimlerinizi bir yerde topluyor, ajandanızı size göre derliyor, toparlıyor, size yol gösteriyor istiyorsanız ve aynı zamanda Bixby Vision'la kamera üzerinden gördüğü şeyler hakkında size bilgi verebiliyor. Umarız yakın zamanda Türkiye'de Türkçe olarak ve Türkiye'de uygulanan servislerle ilgili iyi bir entegrasyon çalışmasıyla Bixby'yi de ülkemizde göreceğiz. Bu cihaz üzerinde tam 3 tane biyometrik güvenlik özelliği var ama bunlardan bir tanesi sahte güvenlik özelliği arkadaşlar. Bununla ilgili yakın zamanda bir videomuz olacak ama bir tanesi yüz tanıma. Yüz tanıma yüzünüzü tanıyor falan filan. Bunu kullanmanızı önermiyoruz. Geri kalan 2 biyometrik güvenlik önlemine gelelim. Öncelikle arka tarafa taşınan bir adet parmak izi okuyucusu var. Bu parmak izi okuyucusu maalesef arkada, çünkü ön tarafta ulaşmak çok kolaydı. Arka tarafta ise yani birçok insan ulaşmakta zorlanabilir. Ve aynı zamanda şöyle bir sorun var. Solaklığa ulaşması iyice zor çünkü yanlış tarafta, yani sol elde tutmaya alışıksanız telefonu büyük dert. Sağ el kullanıcıları için işaret parmağına yerleştiriliyor. Böyle çat diye okutmaya çalışıyorsunuz ama telefonu elinize çok aşağı kaydırmanız lazım. Ve bu kadar büyük bir telefonu aşağı kaydırmak bazen düşmesine sebep olabilir. Bu hoş bir durum değil. Dolayısıyla bence insanlar iris okuyucuyu kullanacak çok fazla. Çünkü iris okuyucu inanılmaz hızlı çalışıyor ve parmak izine göre çok daha güvenli ve her şart altında çalışıyor. Bununla ilgili deney yapmıştık. Suyun altına sokunca bile orada çat diye tanıyor ve hatta gözlükler üzerinden tanıyor. Güneş gözlükleri üzerinden tanıyor. Çünkü zaten hani şimdi şöyle bir şey anlatayım. İris okuyucu çalışırken arkadaşlar ekranda gözünüzün resmini görüyorsunuz. En azından kameradan gelen görüntüsü görüyorsunuz. Yanlış, o kamera üzerinden çalışmıyor. Çünkü ayrı bir sensör var üzerinde. O sensör infrared olarak, yani kızılaltı bir ışıkla tarıyor orayı. Dolayısıyla gözlüktür, lenstir falan filan, bunların hepsini devre dışı bırakarak gözünüzü çok iyi şekilde tarıyor. Buradaki görüntü, işte gözlerinizin görüntüsü sadece kılavuz olsun diye verilip koyulmuş bir görüntü. Yani o mesafeye tutun ki rahat okuyayım diyor. Ki çoğu zaman böyle siz baktığınız gibi zaten telefon açılıyor. Bu zaten bu teknolojinin ne kadar iyi hale geldiğini ve getirildiğini Samsung tarafından gösteriyor. Ki Note 7'de de, rahmetli Note 7'de de bunu bilerek, severek ve başarıyla kullanıyorduk. Cihazın arka tarafında kameranın iki tarafında arkadaşlar çeşitli şeyler görüyorsunuz. Bunlardan bir tanesi az önce bahsettiğim parmak izi okuyucusu ve biraz zor yere yerleştirdiğini söylediğimiz bir parmak izi okuyucusu. Diğer tarafta ise flaşımızı görüyoruz ve daha önceki arkadaşlar
işte bizim kalp atışınızı falan ölçen sensörleri arka tarafta yine görebiliyorsunuz. Buradan çatır çutur yine bu sistem çalışıyor. Bununla ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Cihazın aşağı tarafına baktığı zaman altta Samsung'un hala tek bir hoparlörle yetindiğini görüyoruz. Bu cihazın elbette bir multimedya canavarı olmasını bekliyor muydunuz? Samsung'un bu konulara çok hızlı değişeceğini ben düşünmüyordum. Zaten benim düşüncemde zaten sürekli doğruluyorlar. Bununla beraber Axon 7 gibi insanların artık ses testlerini baştan yapılmasına sebep olan yüksek ses kapasiteli, volümlü ses verebilen cihazlardan bir tane yapar mı? Belki bir gün yapar. Aşağı tarafa baktığımız zaman bizi sevindiren şeylerden bir tanesi de analog ses çıkışı. Bu ses çıkışından feragat edilmemiş olması bizi çok mutlu ediyor. Çok müteşekkiriz. Teşekkürler Samsung. Sevgili Apple, bize Samsung'a nelere teşekkür ettirtiyorsun? Aha burada gör. Düşün yani artık yediğin naneyi. Üst ve alt tarafta mikrofonlarımız mevcut. Bunları Samsung her zaman koyuyor. Stereo ses kaydı için video çekerken bunlar gayet önemli. Ve mesela SSD'ye göre bu cihazda daha rahat video çekebilirsiniz. Çünkü yanda tutma payı biraz daha fazla gibi görünüyor. En azından benim kullanımlarımda daha az sorun çıkardı. Bir şey izlerken de keza hani şöyle tutup izlerken daha az ekrana bastığımı söyleyebilirim MX Player'da. Cihazın üst tarafında tek bir çekmece var. Bu çekmecenin tabii ki Türk ülkemize gelen versiyon tek simli olduğu için yalnızca bir sim kart yuvası ve bir tane de microSD kart yuvası var. Nano sim kullanıyor bu cihaz. Çift sim kartlı modellerde ekstra bir tray yok. Bizim hatta incelediğimiz ilk S8'ler biliyorsunuz Katar'dan gelmişlerdi. Orada yine opsiyonel kullanabiliyordunuz. İsterseniz ikinci sim kart, isterseniz microSD kart yuvası şeklinde kullanabiliyordunuz. Fakat burada ülkemizde bu çift sim kartlar çok fazla satılacağını sanmıyorum. Çünkü operatörlerden ötürü. Tabii yani onların da sonuçta bir ticari kaybı olmasın. Tek operatör herkese yetsin kafasını var ama bu da ticari bir karar. Operatörler çok sevip satmak istemediği için de dolayısıyla ne yapılıyor? Perakende pazarına sonuçta taksit yok. Çift sim kartlı G modelleri bu üst seviyelerde asla görmüyoruz. Samsung Galaxy S8'in kutusundan Samsung'un üst seviye cihazlarında bugüne kadar alışık olduğumuz şeyler çıkmaya devam ediyor. Bunlardan bir tanesi C'den A'ya çevirici, diğeri ise C'den mikro B'ye çevirici arkadaşlar. Bu aparatlarla arkadaşlar önceki cihazınızdan Samsung'un size verdiği şarj kablosunu da kullanarak Samsung Galaxy S8 Plus'ınıza data aktarımı yapabiliyorsunuz. Bunun için verilmiş şeyler. Ama mesela bunu C'den A'ya herhangi çok amaçlı bir adaptör olarak da kullanabilirsiniz. Yani bunu bunun altına taktıktan sonra başka cihazı bunun üzerinden şarj edebilirsiniz. İsterseniz C'den C'ye kabloyla da mesela şarj edebilirsiniz. Bunun arkasına USB disk takabilirsiniz. Flash bellek falan takabilirsiniz. Yani çok amaçlı bir şey aslında bu. Ben bunları bunun için kullanıyorum uzun süredir. Kutunun içinden arkadaşlar güzel bir kulaklık çıkıyor. Çıkan kulaklık üzerinde AKG yazan bir kulaklık. Ama dış tarafına baktığınız zaman aslında Samsung'un daha önceden verdiği kulaklıklardan bir tanesi olduğunu veya onlara çok benzediğini düşünebilirsiniz. Yanlış değil. Bu mikrofonlu kulaklık arkadaşlar aslında Tuned by AKG yazmışlar. Yani işte ayarı çeken AKG. Yani niye Harman Technologies'i satın aldı? Dolayısıyla AKG'de Harman'ın bir bölümüydü. Çok iyi kulaklık üretiyorlar. Ama işte aslında bu Samsung kulaklıklar bir şekilde ayarı hesapta AKG çekmiş. Arkasına AKG logosu basmaktan imtina etmemişler. Ama bir şeyi açık söyleyelim. Bu kulaklık çok iyi bir kulaklık arkadaşlar. Kullanırken çok zevk aldım. Güzel bir dinleme deneyimi sunuyor. Çok güzel. Ama bu Samsung kulaklık, AKG kulaklık değil. Dolayısıyla daha yeni satın aldığı bir firmayı da sonuçta bir şekilde markasını kullanması lazım. İyi bir yatırım yaptı orada Samsung. Bu şekilde kullanmayı tercih etmişler. Hani bunun için Samsung'u ayıplayacak değilim. Bunu herkes yapıyor ama yani birazcık kırıldık mı? Evet, kırıldık. Onu da burada açık açık söyleyelim. AKG kaç tane kulaklık almış, para vermiş birisi olarak benzer bir kaliteyi buldum mu? Bulduğumu itiraf etmeliyim. Şimdi o yüzden tutup Samsung'a bir şey diyecek halim yok. Ama günün sonunda o kulaklığın AKG olmadığını, çok iyi yine çok iyi bir Samsung, aynı kalitede bir Samsung kulaklık olduğunu bilin. Gelelim bir önceki nesille bu telefon arasında nasıl bir performans farkı var? Sizin için birkaç test yaptık arkadaşlar. Bu testlerle ilgili olarak da ben konuştukça ekrana böyle rakamlar gelecek. Ama bunları tabii ki birebir böyle katladı, ezdi, geçti falan diye düşünmeyin ama arada ciddi performans farkı olduğunu göreceksiniz. Samsung Galaxy S7 Edge var elimizde biliyorsunuz ve Samsung Galaxy S8 Plus var arkadaşlar. Bunları bir araya koyduk. Örneğin GFX Bench
isimli bir yazılımı kullanıyoruz. GFX Bank çok ayrıntılı, alt seviye yani düşük seviyeli çok iyi grafik testleri yapabilen bir yazılım. Ücretsiz kullanılıyor. Birazcık büyük bir yazılım tabii. 200-300 MB kafadan bir indirmeniz gerekiyor. Burada off-screen testler yaptık. Yani sizin ekranda gördüğünüz şeyi değil de bu garip ekran çözünürlüğü nedeniyle cihazın gücünü göreceğiz çünkü. Arka planda yapılan render testlerine baktık birazcık. 1080p'de car chase off-screen testi, yani dediğim gibi off-screen şeyleri bunlar. Araba takip senaryosunda Samsung Galaxy S7 Edge 8 kare saniye ortalamayı bulabilmiş. S8 Plus ise 25 kare saniye gibi bir hıza ulaşmış. 1440p Manhattan testinde ise, ki bu OpenGL ES 3.1.1 testi, 10 FPS'ye 24 FPS gibi ciddi bir fark var. Yani aslında %50'ye daha küçük. Rakamlar arttığı zaman farkın biraz daha kapandığını, yuvarlanma nedeniyle aslında o kadar düşük olduğunu göreceksiniz. 1080p T-Rex testinde, meşhur işte bisikletle giden adamı arkadan T-Rex kovalıyor falan filan, tam bir canavarlık. 59 FPS, 104 FPS, neredeyse yani %40 civarı bir fark var arada baktığınız zaman. Bir de kaplama testinde arkadaşlar, OpenGL ES3 testi bu da, 1080p'de kaplama testinde de 2969'a S7 Edge'den bahsediyorum, 7760 gibi bir skor farkı var. İki katından daha fazla arkadaşlar. Bu cihazın sonuçta bu nesini gösteriyor? Bellek ve grafik işlemci gücü arasındaki fark. Burada devreye nadiren şey giriyor arkadaşlar. İşlemcinin kendisi giriyor. Bu grafik farkına odaklı bir fark. Peki işlemcide nasıl bir fark var arkadaşlar? Antutu çok böyle güvenilir bir test değil ama aynı anda aynı iki cihaza yan yana yaptığınız zaman bir fikir verebiliyor diye düşünüyorum. Toplam Antutu testine baktığımız zaman, ki Antutu birazcık şey odaklıdır, işlemci odaklı bir testtir, 138.000'e 174.000 gibi bir fark var arada. Burada fark biraz daha az. Çünkü Samsung Galaxy S7 Edge'deki de bir önceki nesil 8890 Octa'da, Octa 8890'da fena bir işlemci değil. Hala çok iyi bir işlemci arkadaşlar ve piyasadaki birçok şeyi hala böyle elinin tersiyle dövebilecek bir kapasiteye sahip. Peki 3D skorlarını kıyasladığımız zaman ne ortaya çıkıyor? 47.000'e 73.500 gibi bir fark var arkadaşlar. 73.615 tam rakamları verirsek, diğer tarafta da 47.614 gibi bir 47.014 gibi bir rakam var 3D skorlarında. Kullanıcı deneyimi tarafına baktığınız zaman mesela fark birazcık kapanıyor arkadaşlar. Mesela 44.890'a 52.470 gibi UX skor fark var. Bu arayüzün akıcılığı ve arka planda yapılan standart kullanıcı işlemlerinin oluşturduğu deneyim farkı aslında çok az gördüğünüz gibi. İşlemci farkı çok ilginç şekilde hiç arada fark yok gibi bir şey. 36.400'e 38.300 gibi bir şey var. Bu herhalde tekil yüklerde iki cihaz arasında çok büyük fark olmamasından kaynaklanıyor olabilir. Evet, nesil çok yeni ama eski bir benchmarkla test ettiğiniz zaman, yani bugün aslında piyasadaki birçok şeye baktığınız zaman arada bu kadar deneyim farkı yaşayacaksınız. Neredeyse deneyim farkı yaşamayacaksınız gibi bir kapıya çıkıyor. RAM konusunda da 9.700'e 10.050 gibi aslında farkların giderek azaldığını görüyoruz. Çünkü S7 Edge'de de çok hızlı bir RAM kullanılıyordu. Bu konuda zaten bir eksik ortada yoktu. Bu arada Exynos ile Exynos'u karşılaştırıyoruz. Bunun yanına bir de Snapdragon 835'i koymak isterdik. Elinde hani olan varsa, bu Snapdragon 835'i varsa görmek isteriz. En son olarak da hani artık her yerde standart olan bir 3D markımız var tabii. 3D markında Slingshot Extreme çalıştırdık arkadaşlar. 2046'ya 3184 gibi burada 2-3 bir fark var. Aslında genel performans olarak zorlandığı zaman cihazlar arada en fazla bu kadar fark olabilir arkadaşlar. En az fark da az önceki Antutu skorlarına bakarak görebilirsiniz. Ama saf grafik testlerinde özellikle cihazın bellek ve grafik işlemci, arada kalan işlemcinin İşte bu veriyi taşıması, alması, işlemesi ve geri yansıtması gibi şeylerde toptan şeye baktığınız zaman grafik özellikli testlerde fark biraz daha açılabiliyor belli testlerde. Ama şey tarafına baktığınız zaman, işte genel deneyim tarafına baktığınız zaman arada çok büyük fark olduğunu düşünemiyoruz. Ama tabii ki burada başka bir deneyim, çerçevesi sınırsız bir deneyim sizi bekliyor. Bu başka bir cihaz hakikaten. S7 Edge'den sonra bunu kullandığı zaman bile bayağı bir fark göreceğinize inanıyoruz. Gelelim şimdi genel değerlendirmemize.
Samsung Galaxy S8 daha önce görmüştük ve S8 Plus çok iyi, farklı, yüksek performansı ve size bilmem kaç yıl boyunca artık rahat rahat kullanma imkanı sağlayacak bir cihaz. Bundan kesinlikle hiçbir şüphemiz yok. Bununla beraber cihazın fiyatı burada 4500 lira şu an, yani resmi fiyatı. 4000 lira da normal model. Bence arada 500 mAh'lık bir pil farkı haricinde hiçbir fark yok. Zaten yok teknik olarak da. Kullanım deneyimi olarak S8'i, yani bazı modeli kullanmak biraz daha kolay olacaktır. Çünkü bu cihaz birazcık iri yarı. Bununla beraber arkadaşlar, bu kadar parayı bu telefonu yatırayım mı sorusu bambaşka bir şey. Bu telefon birazcık pahalı. Yurt dışında da pahalı arkadaşlar. Dolayısıyla almayı düşünüyorsanız biraz daha beklemenizi veya bir önceki senenin amiral gemisi modellerini, ki onu da bir videoda değinmiştik onlara da, almanızı, onlara yönelmenizi önerebiliriz. Çünkü yarı fiyatından belki de daha az para vererek yine sizi bilmem kaç sene eksi birkaç ay daha götürebilecek bir cihaza yatırım yapmış oluyorsunuz. Bunlar da güncel cihazlar, bunlar da yüksek performans cihazlar. Çağdaş oyunları düşündüğünüz zaman, çağdaş yüksek performans isteyen şeyleri düşündüğünüz zaman, eğer özellikle bu cihazı almak istemiyorsanız size yetirebilecek cihazlar. Dolayısıyla 4500 lira veya 4000 küsür liralar telefon için bizce hala pahalı. Ülkemizdeki sonuçta kendi para birimimizin düşen satın alma değerini düşündüğümüz sürece, bunu dikkate aldığımız sürece bu cihazlar pahalı aruz nesneleri olmaktan öteye gidemiyor. Ha, Samsung DeX üzerinden bütün işimi buradan yapacağım falan filan diyorsanız da almadan önce yine bizim DeX ile ilgili çekmek istediğimiz videoyu çekebilirsek çok güzel olacak tabii. Onu bekleyin, öyle karar verin diyebiliriz. Mütakip incelememizde görüşmek dileğiyle. Şen ve sen kalın derken arkadaşlar, videomuzdan diğer insanlara bahsetmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun ve bizi izlemeye devam edin. Görüşmek üzere. Şen ve sen kalın.